Arkadaşlar merhabalar. Bugün 7 Aralık 2022 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi ara sıra soruyorlar Prens Charles. Yani şimdi kral oldu. 3. Charles. Kral 3. Charles. Bir ara şey üflemişti bunu Müslüman diye. Şeyh Nazım Kıbrısı biliyorsunuz. Birçoğu da inandı. Hala da inananlar var. Charles'ın Müslüman olduğuna, işte asıl adı Hüseyin'mişmiş, gizli gizli ibadet ediyormuşmuş. Ondan sonra işte Ramazan aylarında bir yere çekiliyormuşmuş. Şeyh Nazım Kıbrıs'ı şöyle bir bakın. Bu kişi, bir de body language, beden diline bir bakın. Tamam, bu ciddi ciddi Prens Charles için şey diyordu. Müslüman diyordu, tamam mı? Bakın. Yani ne söyleyeyim ya, ne diyeyim? Böyle bir şeyi söylemek bile yalan. Yani bir din adamına yakışmayacak. İnsanları manipüle etmek, aldatmak. Aldatmak insanları. Hiç gerek yok böyle bir şeye. Ama işte öyle. Yani görev verdiği zaman din adamı, min adamı falan unutuluyor. Tamam mı? Bak arkadaşlar. Burada şimdi Müslüman şey zannedeceksiniz bunu. Burası bir tapınak arkadaşlar. Bir Sih tapınağı. Sihleri biliyorsunuz. Hindistan'da organize bir din. Dünyanın beşinci büyük dini. Sih. Sihlikte de işte tapınaklara girilir. Orada da şeydir. Benzer özellikler vardır. Ayakkabılar çıkartılır. Kafaya mutlaka şey takılır. Başörtüsü takılır. Headscarf takılır. Neden takılır? Sih inancına göre şeydir, saç ölüdür, tırnak ölüdür. Bunları işte şeytanlardan korumak için, şeytandan korumak için başörtüsü takılır, tamam mı? Şimdi gördünüz. Bakın, tapınakta. Şimdi bu Prens Charles, sihlerin bir şeyhine göre diyelim, şeyh diyelim. Sih mi yani? Şimdi diyelim Sihlerin Şeyh Nazım Kıbrıs'ı diyelim. Dedi ki işte bakın ya tapınağa geldi işte başörtüsünü de taktı, ayakkabılarını da çıkardı. Aslında Prens Charles, Kral Charles diyelim. Gizli Sih, Sih dinine mensup. Tamam mı? Şimdi bir daha bakalım. Bakın. Arkadaşlar burada gelmiş tapınağa, tamam mı? Tapınakla ilgili işte onların kitapları var. Onların Kur'an-ı Kerim'i Guru, Granth, Sahip diye 1430 ayetten oluşuyor. Sayfadan oluşuyor yani, tamam mı? Bakın kafalarında şeyler var. Sarıklar var. Saçlarını kapatmışlar. Ve geldiği güne ait bir işte 2022 December Aralık'ta plaket de koymuşlar, tamam mı? Karşılamışlar. Şimdi bakın. Oturmuş. Arkada bir sih. Sohbet ediyorlar. Tamam. Arkadaşlar bu bir imparatorluktan söz ediyoruz. Yani imparator bu hoşgörüyü göstermek zorunda. Yani kiliseye de gider. Sihlerin tapınaklarına da gider. Camilere de gider. Her yere gider. Yani düşünün Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahları. Bütün şeylerine ne derler halkına aynı şeyde adillikte davranması gerekiyor. Adalette davranması gerekiyor, tamam mı? Şimdi bakın oturmuş. Burada da halk arasında mesela bakın otobüste aynı gün şeyde tramvayda halkın içinde. Şimdi burada da okul ziyareti. Şimdi bak. Bakın şimdi. Şurada çocuklar karşılıyor. Ha bu arada yumurta atıldı tekrar. Burada bir yerde tekrar yumurta atıldı. Charles'a yine yumurta atıldı. Yani bu yumurta mesela Atatürk'e atılsa ne olurdu? Tamam. O videoyu yaptığım için gerekiyorum. Bakın şimdi. Tapınakta Sih kadınlarla beraber. Hintli Sih kadınlarla beraber. Başörtüsünü takmış. Onlarla konuşuyor. Şimdi bu kadınlar onun
aa işte bak din değiştirdi, sih oldu diyebilir mi? Bazısı diyebilir, bazı saflar. Tamam. Şimdi arkadaşlar, şimdi mesela bir tarihte şeye gitmişti, Suudi Arabistan'a gitmişti. Bakın burada da işte Arap kıyafetiyle, işte kafasında ne derler, Arap örtüsü, işte o kafaya takılan ne diyorlardı ona, bir saniye, başörtüsünü tamamlayan siyah halka, elinde kılıç, tamam. Şimdi bir tarihte bir röportaj yapmıştım. Şeyh Nazım Kıbrıs'ın yanında müritlik yapmış bir kişiyle. O da anlatmıştı. Buna tepki gösteriyorlar. Ya işte Şeyh Nazım Kıbrıs ile ilgili nasıl öyle konuşur falan. Bir tanıtım olmak üzere bir ve ikinci bölüm. Şu. Tarihe bakalım. Kas sistemi var dedi. Kas sistemi var dedi. O örneği bir açar mısınız Rıdvan Bey? Yani şeyde, Şeyh Nazım. tarikatta kast sistemi varmış. İşte fakirler, zenginler, işte falan falan, tamam mı? Şimdi burada geçtik. Mesela aynı gün yine bir haber çıkmış. Şey, oğlu Harry geliniyle beraber özel bir jetle bir yere gidiyor. Yani burada bir şey var. Ne derler? Bir kibir var, bir lüks merakı var. Bir tarafta da babasını örnek vermiş. Diyor ki burada mesela gazete, Who's real force for race harmony? Kim gerçek güç? Irkların şeyi için, armonisi için, ne derler? Harmanlaması için, onlara eşit davranmak için, birlikte yaşamalarını sağlamak için kim diyor mesela? İşte as kings lead by example with visit to Luton Temple. İşte şeyin, kralın, Charles'ın Luton Tapınağı'nı ziyaretinden bahsediyor. Harry and Meghan fly to New York in private jet to pick up award. Ama Harry ve gelini Meghan özel jetle New York'a uçuyor. Ödülü almak için, bir ödül almak için. Tamam mı? Bunu da reklamını yapıyor. Evet. Evet arkadaşlar, birkaç şey daha verelim, bilgi ve şey yapalım, bağlayalım konuyu. 7 Aralık 2022 Çarşamba bugün. Ben Bahattin Çağdaş. İşte soruyorlar, Prens Charles Müslüman mı diye. İşte Şeyh Nazım Kıbrıs'ın söylediğine dayandırıyorlar. Yok arkadaş, bu bir kral. Yani ne derler, imparatorluk yönetiyor ve bütün dinlere, ırklara görün gibi olsa bile, yani samimi olmasa bile şekil olarak öyle davranmak zorunda. Tamam. İşte bir sih tapınağında görüyorsunuz. İşte sihler, bahsettik, dünyanın beşinci büyük dinlerinden biri. Beş tane şeyi var. Ne derler, silahı var, hırsız diye, yani uzak durulması gereken düsturu var. İşte kibir, öfke, hırs, tutku, şehvet, Alevilerin eline, beline, diline sahip çık gibi, hep birbirlerine benziyorlar. Bir de tek önemli şeyleri var. Ne derler, ibadetleri var. Güneş doğmadan yapılan meditasyon. Yani bizdeki sabah namazı gibi. Tek. O kadar. İşte bir de saçları konusunda çok dikkatliler. Çocukluktan itibaren okulda dahi serbestler mesela. Okula çocuklar headscarf, böyle başörtüsüyle giderler. Saçlarını saklarlar. Tamam. Şimdi onun için sordukları zaman hemen bundan bahsedeceksiniz. Kral Hüseyin diyorum. Kral Charles Müslüman mı? Peki şimdi bu fotoğrafı görürsem ben de derim ki Sih mi? Suudi Arabistan'daki fotoğrafı görürsem işte Vahabi mi? Kilisede görürsem Hristiyan mı? Ya adam kral arkadaşlar ya. Yani padişah.
herkesle iyi geçinmek zorunda ki şeyini idare edebilsin, ne derler, hükümdarlığını sürdürebilsin. Mesela Türkiye'de ilahiyat fakültelerinde kraliçeyi öldü şimdi kralı herhalde artık, halife olarak gösteriyorlarmış. Bu kadar basit. Yani böyle yapıyorlarmış. Peki, kolay gelsin.